Sonra. Yok hocam, ben almayayım. Sağ olun, siz de geldiniz, zahmet ettiniz o kadar. Yok canım, ne zahmeti, olur mu? Ama yeseydiniz yani, olmaz böyle aç aç. Benim oğlum orada o haldeyken boğazımdan geçmez benim. Ama bu yetimleri doyurdunuz ya. Allah razı olsun. Vallahi Sümcü hocam harika olmuş, ellerinize sağlık. Taner hocam afiyet olsun da onları, çocukları aldık yani. Çocuklara eşlik ediyorum zaten. Afiyet olsun hocam, yiyin tabii. Biz gelmeden önce yemiştik ama Taner hocam tekrar acıktı herhalde. Biz sizin durumunuzu bilmiyorduk. Yani Ateş de bir şey söylemedi. Ne zamandır bu durumdasınız? Tabii anlatmak istemezseniz... Yok, anlatmayacak bir şey yok. Kader işte. Bir senedir falan bu haldeyim, kalkamıyorum. Kaza falan mı geçirdiniz? İş kazası. Benim vefat ettikten sonra ben bakıyordum eve. İşte temizlik ediyordum ben. Bir gün camdan düştüm. O zamandan beri de bu haldeyim. O günden sonra da bütün yük oğluma kaldı işte. Basketbolcu olacaktı benim oğlum. Basketbol oynasın, okula mı gitsin, bize mi baksın, ne yapsın? Ağır geldi tabii. Kaldıramadı çocuk. Basketbolcu olacağım. Sana ben bakacağım anne derdi. Sonra tabii basketbolu bıraktı. Hayallerinden vazgeçti oğlum benim yüzümden. Okulda bırakacaktı da zar zor ikna ettim. Bir yandan okul, bir yandan çalışmak, bir yandan bize bakmak kolay değil tabii. Benim oğlum bebek gibi baktı bana. Rahat mısın? İyiyim oğlum, sağ ol. Abi, ödevimi yapmama yardım eder misin? Tamam abicim, yaparız şimdi. Otur şuraya. Başkası olsa kaçardı ya. Benim oğlum kaçmadı. Uğraştı bizimle. Kol kanat gerdi her birimize. İnsanlar çıkarsın oğlum karşısına diye. Benim oğlum iyi çocuktur hocam. Çok iyi çocuktur.